Balım. Orada olduğunu biliyorum. Kapıyı aç ne olursun. O güzel yüzünü göreyim. Peki. Bari konuş benimle. Yüzünü göremiyorsam sesini duyayım. Balım ses ver lütfen. Akın git buradan ne olur. Allah'ım nasıl özlemişim sesini. Akın lütfen git buradan ne olur. Olmaz. Bırakmam seni balım. Kovsan da gitmem artık. Çok özledim seni. Git buradan Akın. Sen evlenmek üzeresin. Bense artık başkasıyla beraberim. Nişanlanmak üzereyim. Senin yarın düğünün varmış. Beni aldattığın kızla. Bir anlık zevk için bana tercih ettiğin o kızla. Hadi git. Uykusuz kalma. Balım ne olur dinle beni. Ben çok pişmanım. Büyük pişmanlıkların adamı. İşte busun sen. Yapar yapar pişman olursun. Biliyor musun? Sen buraya beni sevdiğinden, bana aşık olduğundan gelmedin. Vicdan azabı çektiğin için buradasın. Aşk değil seninki, sevgi değil. Akın, git buradan. Yaşayacağım tertemiz bir hayat var. Gölge etme artık, durma önümde, git. Abi sen neler yaptın da böyle oldu bu kız ya? Paramparça etmişsin kızı. Akın, kafanı şişirmek istemem ama bence balımı unut. Balımı unutamam. Akın, bak istersen bu gece bende kal. Ne dersin? Seni eve bırakırım. Araban bende kalabilir mi? Kalsın tabii de sen ne yapacaksın? Fazla takılma. Eve git tamam mı? Ben biraz dolaşacağım burası. Of. Sıkıntı bastı beni. Saat sabahın 4:30. Nerede kaldı bu çocuk? Kapat şu işi Esma Nur. Akın gelmedi Hasan. Çok merak ediyorum. Sıkma canını, gelir gelir. Neredeyse sabah ezanı okunacak, sen sıkma canını diyorsun. Çocuk ortalarda yok. Nasıl rahat olabiliyorsun? Arkadaşlarıyla beraber eğleneceklerdi. Hadi söndür ışığı da uyu artık. Of. Yüreğimde bir sıkıntı var. Evlenmek üzeresin. Bense artık başkasıyla beraber. Git buradan. Yaşayacağım tertemiz bir hayat var. Gölge etme artık. Durma önümde. Git. Sen de adamısın. Aşkına sahip çıkamadın. İstemezsin.
Tabii istemezsin. Balım yoksa hakkında yok. 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 Şirketle anlaşmasalar ben bugün bu bahçede ölürdüm, mehta olurdum valla. Güldürme, makyajın bozulacak. Esma Nur Hanım'ın yine heyheyleri üzerinde. Nesi var? Sorma. Akın ortalarda yok. Sabaha kadar Akın'ı beklemiş, hiç uyumamış. Neredeymiş damat? Kimseler bilmiyor. Galip, nerede bu Muhsin? Gelmek üzeredir anne, yoldaydı son aradığımda. Of Akın of. Öldürecek bu Akın beni. Bugün ölmezsem bir daha ölmem. Ne oldu? Bir haber var mı? Yok, cep telefonuna ulaşılamıyor. Muhsin! Abi ne oldu? Akın'ı arıyoruz. Akın yok. Nasıl ya? Dün gece gelmedi mi? Yok, siz beraber değil miydiniz? Beni eve bıraktı, arabayı alıp gitti. Cebi cevap vermiyor mu peki? Sabahtan beri arıyorum, ulaşılamıyor. Bak, gördün mü Asaf Bey? Dün gece inanmadın bana. İçimde bir sıkıntı var dedim. Nereye gider? Ne yapar peki bu çocuk? Dün gece Balım'la tartıştılar, çok üzgündü. Balım burada mıymış gerçekten? Evet. Vay başımıza gelenler. Ne yapacağız, nasıl bulacağız Akın'ı? Bilmiyorum. Ne olacak peki? Damat olmazsa düğün de olmaz. Ömer Asaf, sen sus canım. Sevinç'le Tuna, damat nerede diye sormayacaklar mı? Vallahi rezil olacağız bütün Bursa'ya. Aksi gibi birazdan fotoğraf çektirilecek. Tuna içeride gelinliğini giyiyor. Fotoğrafçı da geldi. Neredesin Akın? Galip, Asaf, bir şey yapın Allah aşkına. Dur Esma Hanım, tansiyonum çıkmaya başladı zaten. Amcam yine yaptı yapacağını. Ne demek yok ya? Nasıl yok? Kızım bağırma, ne olur duyulmasın. Esma Hanım, bu çocuk bu düğüne gelmezse Bursa'yı başına yıkarım, haberin olsun. Duydun mu Zümbül abla, kadın ne dedi? Şşş, duyacaklar şimdi.
Asaf, hastanelere, karakollara haber saldınız mı? Galipler arıyor Akif. Tamam Orhan, çok sağ ol. Yok, Orhan Gemlik'ten Mudanya'ya kadar bütün karakolları soruşturdu, yok. Abi, gazeteden arkadaşlar bütün hastaneleri taradı. Hiçbirinde Akın yok. İnanamıyorum ya. Hanzade abla, ne olursun bir şey yap, bir şey söyle. Tunacığım, gel içeri geçelim biz. Hayır, burada bekleyeceğim. Yani yer yarıldı da içine girmedi ya bu çocuk. Asaf, bulun artık şunu. Oğlum, bir şey yap, ben düşüp bayılacağım. Baba, aramadık yer bırakmadım. Mahvoldum ya. Şu halime bakın. Aşk olsun Akın. Aşk olsun. Tunacığım, ağlama artık. Ya ben ağlamayayım da kim ağlasın Hazade abla? Ortada gelinlikle bırakıp kaçtı beni. Tuna, Akın böyle bir şey yapmaz. Peki o zaman nerede Akın beyimiz? Anneanne, ne yapacağım ben şimdi? Karnımda bebekle nerelere gideceğim? Ah yav, ah kızım, bir tane. Ah ah, başımıza bunlar da mı gelecekti? Çekmeye başlayayım mı Esma Nur Hanım? Yok oğlum, birazdan başlarsın. Damadı bekliyoruz da. Peki efendim. Muhsin, sen Akın'ın gidebileceği yerleri biliyorsundur. Gelmiyor mu aklına bir yer, ne bileyim bir arkadaşı? Vallahi gelmiyor. Ben biliyorum. Tabii. Nasıl da düşünemedim. Kesin balım denen o kızın yanındadır. Akın nerede biliyorum ben. Tuna, ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Nasıl ne oluyorsun? Galip, Allah aşkına al şunu, al. Bırakma. Derim arkasından. Burası Balım'la Yonca'nın evi. Tuna, bıraksana. Akın nerede? Şşş, Tuna dur. Ya bırak beni Galip abi. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim kanka. Sakin ol. Doğru konuş. Her şey senin yüzünden bozuldu. Bilerek geldim buraya. Dönemi mahvetmek için geldim. Tuna, sakin ol. Balım, sen ne zaman döndün Bursa'ya? Dün geldim. Akın'dan haberin var mı? Gördün mü? Dün geceden beri yok ortada. Bilmiyorum. Yalancı, yalan söylüyor. Tuna, sakin ol. Akın'ı ayartmak için geldi buraya. Her şeyi mahvetmek için geldi. Yeter artık. Benim kimseyi ayarttığım falan yok. Okuldan kaydımı alıp İstanbul'a döneceğim. Akın nerede o zaman? Nerede Akın? Bir şey bilmiyoruz Galip abi. Belki evlenmekten vazgeçti. Olamaz mı? Belki de bir süreliğine uzaklaşmak istedi buradan. En azından beni arardı. Onayımı, desteğimi alırdı. Böyle habersiz çekip gitmez Akın. Beni mutlaka arardı. Hadi bin şu arabaya Tuna. Bana bunu neden yaptın? Şu halime bakın. Üzerimde gelinlikle kala kaldım. Hangi kadın hak eder böyle bir kepazeliği? Tuna, hepimiz sana yardım etmeye çalışıyoruz. Biliyorum çok zor bir durum ama şimdi biraz sakin ol, tamam mı?
Nasıl sakin olayım? Yarın bütün Bursa beni yüzüstü bırakıp kaçan damattan bahsedecek. Onun bunun ağzına sakız olacağım. Önce Akın'ın nerede olduğunu bulalım, sonra itibarını düzeltiriz. Gerekirse bir basın toplantısı yaparız. Merak etme, o kadar gücümüz var. Ben bu hallere düştükten sonra neye yarar? Hayatımda hiç bu kadar küçük düşmedim. Kim bilir Akın Bey nerelerde sürtüyordur şimdi. Lütfen Tuna, ağzını topla. Zaten Akın'ı çok merak ediyorum, bir de seninle uğraşmayayım. Kendine gel artık. Hadi gidelim buradan. Hadi. Arabanın içinde biri var. Bir bakalım mı? Abi bu ne ya? Çok kötü çarpmış. Yaşıyor mu acaba? Ölmüştür bence. Nabız duyulmuyor. Abi dedim sana. Ölmüş bu adam. Kimi arıyorsun? Ambulans çağıracağım. Alo, Hızır acil mi? Bir kaza olmuş. Uludağ yolunda. Sürücü galiba hayatını kaybetmiş. Hemen gelseniz iyi olur. Tuna. Tuna kızım. Ne oldu yavrum? Ne yaptınız? Galip, buldunuz mu Akın'ı? Neler oluyor? Galip Hanzade, bir şey söylesenize. Yok, bulamadık. Allah Allah. Allah Allah. Kesin kötü bir şey geldi başına. Boyu devrilsin inşallah. Ne dedin sen? Boyu devrilsin dedim. Torunumuz da bizi ne hale düşürdü baksanıza. Sevinç, sen ne biçim konuşuyorsun ha? İyi değilsin galiba. İyi değilim tabii. Oğlun olacak o beş para etmezin yaptıklarına baksana. Hop hop. Ayıp oluyor Sevinç Hanım. Sözlerinize dikkat edin. Dikkat etmesen ne olacak Asaf? Ne yapacaksınız? Ne demek ne yapacaksınız? Sözlerinize dikkat edin. Konuştuğunuz benim evladım. Baba, Akif amca lütfen sakin olun. Hem suçlu hem güçlüsünüz. Canım ne alakası var suçla güçle? Canımız burnumuzda, oğlumuz kayıp. Kim bilir ne hallerde, neler geldi başına. Tabii, sizinki can, bizimki. Aa, saçmalama Sevinç. Oğlunuzun bizi düşürdüğü hale bakın. Yok, artık bu kadar da fazla. Anne rica ediyorum susun. Yeterince rezil olduk zaten. Tuna, çocuğum. Durumu nasıl? Yaşıyor mu? Evet, evet ama her an kaybedebiliriz. Bir an önce hastaneye yetişmemiz lazım. Aracın ruhsatı da başka birine ait. Kim? Ruhsat sahibi Muhsin Hatta. Şoförün adı Akın Çelebi. Akın Çelebi? Sanki daha önce bu ismi duydum gibi. Her neyse işimize bakalım, tamam. Yazık, çok da gençmiş. Yaşıyor, daha ölmemiş. Yetiştirebileceklerini sanmam. Hmm. Çok kötü durum. Ah benim kızım. Ah benim yavrum. Anneanne lütfen sus artık. Ne olur sus. Tamam kızım. Tamam bir tane. Tuna, daha iyisin değil mi kızım? Çok korkuttun bizi. Öyle pat diye düşüverince... Ne hallere düştük. Neyi yanlış yaptık da başımıza bunlar geliyor Akif? Sus Sevinç. Canım sıkkın zaten. Dede lütfen. Gidelim artık. Yeterince rezil olduk. Haklısın yavrum. Gidelim. Düğünde bassın nikahı. Artık hiçbir şey istemiyorum. Kızım. Böyle konuşma ne olur. Akın'ı sen de tanıyorsun. Ortadan kaybolmalar falan. Hiç onun yapacağı bir iş değil. Kesin, kesin bir şey gelmiştir başına. Yoksa yapmaz. Hayatta yapmaz. En azından çıkar ortaya, evlenmeyeceğim der, keser atar.
Öyle değil mi Alo? Yavrum? Buyurun. Bak yavrum. Üzülme. Polis mi? Göreceksin. Bize hallolacak. Evet Muhsin Aktağ benim. Yakında çıkar ortaya. Ne? Kaza mı? Biraz bekleyin. Çok mu kötü? Zaman içinde. Nerede şimdi? Lütfen kızım. Tamam. Tamam peki. Allah'ım ben bunu nasıl söyleyeceğim? Hadi yavrum. Hadi kızım toparla artık kendini. Galip abi. Kötü bir haberim var. Ne oldu? Akın'ı bulmuşlar. Ah. Nerede? Uludağ yolunda. Şey... abi Akın kaza yapmış. Aman oldu. Ne? Neden geldim buraya sanki? Ne kadar aptal. Akın'a zarar vereceğimi bile bile Bursa'ya neden geldim ki? Olan oldu işte. Belki de benim yüzümden bir yerlere kaçtı. Sen bilerek gelmedin ki buraya. Akın'ı görmeye gelmedin. Bazı şeyler alın yazısı işte. İçimde kötü bir his var Yonca. Saçmalama. Alo? Aa, merhaba Faruk. Neredesin? Yok. Bugün ben hastaneye gelmeyeceğim. Nöbetim yok. Ya ağzında geveleme de anlat şunu. Ne diyorsun sen Faruk? Akın mı? Ölmüş mü? Balığım. Akın. Kaza yapmış. Doktor bey. Doktor bey Akın nasıl? Acil ameliyata alınacak. Durumu çok kritik. Uzun zaman kan kaybetmiş. Kan kaybı çok fazla. Görebilir miyim onu? Hayır. Ne olur hocam ben de ameliyata gireyim. Anlatamadım galiba. Akın'ın durumu çok ciddi. Omuz kırık, bacak kırık. İç kanama var. Vücudun çeşitli yerlerinde ezikler oluşmuş. En kötüsü de kırık bir kaburga akciğere saplanmış. Nedir bu başımıza gelenler? Galipciğim sakin ol. Doktor bey. Oğlum yaşayacak değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Yalvarırım kurtarın onu. Anneciğim. Anne Galip. Anneciğim, kurtarın. Anne sakin ol. Akın nerede şimdi? Baba ameliyatı almışlar. Çok kan kaybetmiş. Anneciğim ne olur sakin ol. Akın. Anne. Anneciğim ne olur. Esma Nur sakin ol. Anne. Esma Nur. Akın. Koşalım. Anneciğim. Koşalım. Anne sakin ol. Anesteziye başlayalım mı? Hemen hemen. Nabız ve tansiyon çok düşük. Önce iç kanamayı durdurmaya çalışalım. Hastaya kan vermeye başlayın. Hemen. Sadece 2 ünite kan var elimizde. Kan araştırılsın. Hı hı. Kızılay'a kan bankalarına sorun. Peki efendim. Başka bir arabayla mı çarpmış? Bilmiyorum ki. Herhalde yapacaklar canım. Geliyorlar galiba. Galip Çelebi geldi. Galip Bey. Galip Bey. Galip Bey. Galip Bey. Veysel sen konuş medyada ben konuşamayacağım. Nerede olmuş efendim kaza? Kaza nerede olmuş efendim? Geçmiş olsun. Olay nerede ve ne zaman olmuş acaba? Çekiyorum abi. Veysel cevap versin. Hepimiz tamam. Uludağ yolunda geç saatlerde dün gece. Alkollü müymüş? Henüz bilmiyoruz. Duyumlarımıza göre dün gece bekarlığa veda partisi varmış. Bugün de nikah varmış değil mi? Evet, evet. Maalesef öyle. Müsaadenizle. Affedersiniz, kaynak bildirmek zorundayız da. Akın Çelebi'nin nesi oluyorsunuz acaba? Ben yakınıyım. Yakınlık dereceniz nedir? Akrabası mısın? Yok, arkadaşıyım ben. Müsaadenizle. İyi misin?
Bir şey isten iyi olur Esma Nur. Yok. Hiçbir şey istemiyorum ben. Asap. Efendim. Bahçede olanlar için kusuruma bakma. Can sıkıntısından ne dediğimi bilemedim. İleri gittiğimin farkındayım, bağışla. Bağışlanacak bir şey yok Akif. Yok, öyle deme. Ağır laflar çıktı ağzımızdan. Allah biliyor ya, şu an yer yarılsa da yerin dibine girsem diyorum. Nereden bilecektik böyle olacağına, değil mi Esma Nur? Bir daha kimsenin evladına beddua okuma. Affedersin. Ne olur affet. Tuna. Baksana Tuna. Sen eve git istersen, üstünü değiştirirsin. Hasan seni eve götürsün, ister misin? Ben ayrılamam buradan. Hanzade abla, Akın nerede? Ameliyata aldılar. İyi mi peki? Pek iyi değil balım. Durum ağırmış. Geçmiş olsun. Hepimize kızım. Dua et kızım. Ne yüzle geldin buraya? Her şey senin yüzünden oldu. Sana dedim değil mi? Akın'a görünme dedim. Kızım sakin ol. Git buradan, defol. Yeter. Kesin şunu. Oğlum içeride can çekişiyor. Yonca, balımı götür buradan. Balım, gel biz şöyle gidelim. Şimdi de masum rolü oynuyorsun. Sahtekar. Akın arabayla belli bir yere kadar gelmiş, sonra da durmuş. Tam çarptığı yerin karşısında durmuş. Başka bir aracın izi var mı? Sadece Akın'ın kullandığı arabanın lastik izi var. Yani ne demek bu? Akın ya alkollüymüş, direksiyon kontrolünü kaybetmiş ya da bile bile ağacın üzerine sürmüş. Ne söylemeye çalışıyorsun Orhan? Kardeşim bilerek mi çarptı ağaca? Eğer alkol almadıysa tek bir seçenek kalıyor galiba. Akın intihar etmek istemiş olabilir. Muhsin. Efendim abi. Gece alkol aldınız mı? Yok Galip abi. Tek damla bile içmedi o. Muhsin, Orhan. Bunları babam bilmemeli. Eğer Akın intihar etmişse bunu babam asla bilmemeli. Ne oldu ki Galip? Kavgalı mıydılar? Akın'ı evlenmesi için babam çok zorladı. Dediğin gibi eğer ağaca bilerek vurduysa üzerindeki baskıya dayanamayarak yapmıştır. Babam bunu öğrenirse yıkılır. Haklısın. Muhsin, ağzını sıkı tutuyorsun. Orhan, var mı bir gelişme? Kaza raporu geldi Asaf amca. Ne olmuş? Nasıl olmuş kaza? Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Aşırı hızdan dolayı. Çok mu süratliymiş? Virajı alamamış, savrulmuş herhalde. Galip baba, başhekim bizimle konuşmak istiyor. Ne oldu, bir şey mi oldu yoksa? Bilmiyorum ama acil dedi. Yürü baba. Orhan görüşürüz. Tampon yapın. Kanama devam ediyor. Hastayı kaybediyoruz. Nabız sıfır. Kalp durdu. Elektroşok yapalım. Bakın, acil kana ihtiyacımız var. Yeterli kan bulunamadı. Hastanede 2 ünite kan bulabildik. Akın'ın kanı B negatif. Çok nadir bulunan bir kan. Ya Kızılay? Kan bankalarının hepsi araştırıldı. Hay Allah. Benim kan grubum A pozitif. Benimki B ama pozitif. Negatif değil. Bize B negatif lazım. Esma Nur Hanım, sizin kanınız nedir? Benimki de Galibinki gibi. A pozitif. Hanzade, sen AB negatiftin değil mi? Evet. Aramızda B negatif kanı olan yok mu?
Benim kanım B negatif. Ne canım? Benim kanım amcamınkiyle aynı. Ömerciğim senin yaşın tutmaz kan vermeye. Senin kan grubun amcanla aynı. Unuttun mu anne? Benimki B negatif. Amcamınki gibi. Anne, ben amcama kan vermek istiyorum. Sus Ömer. Ya kanı negatif olan kimse yok mu? Kanı B negatif olan bir kişi var. Sen misin? Hayır. Balımın kanı tutuyor. Balım B negatif. Bulun o zaman balımı Galip. Çağırayım mı balımı? Çabuk ne olur. Oğlum ölüyor. Gel benimle, balım alıp gelelim. Anne, ben niye kan veremiyorum? Benim yüzümden oldu. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Allah'ım ne olur yaşasın, ne olur. Balım, senin kan grubun B negatif mi? Evet. Akın'a kan lazım. Acil. Onun kanı da B negatif. Kan bulunamıyor. Ama sizin kanınız tutuyor balım. Tamam, gidelim hadi. Maalesef ameliyat esnasında kan vermemiz lazım. Durumu çok kritik. Vaktimiz çok dar. Akın, ne olur beni bırakma. Şöyle yatın lütfen. Ameliyat çok uzun sürecek gibi. Yonca jinekolog Nazan Hanım'ı tanıyor musun? Evet. Bölüme bir üst katta. Niye sordunuz? Kendisi benim doktorum da. Yerinde midir? Şu an serviste olabilir. Haftanın birkaç günü burada oluyor. Bir bakayım. Kurban olayım, söyle. Oğlum nasıl? İç kanamayı durdurduk. Ama henüz hayati tehlikeyi atlatmış değil. Oğlumuzu görebilir miyiz? Henüz değil. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Oğlumu görmem lazım. Bir kerecik yüzüne bakayım. Ne olur. Üzgün. Bir kerecik. Yoğun bakım aldık. Bir müddet orada kalacak. Bizim elimizden ne gelir doktor bey? Ne yapabiliriz? Dua et. Çünkü buna çok ihtiyacı var. Kızım, sağ ol.
Nasıl öderiz hakkını bilemiyorum. Bir şey yapamadım ki Esma Nur teyze. Elimden gelen sadece bu. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Nazan Hanım? Aa, ne işiniz var sizin burada? Nasılsınız? Sağ olun. Ya siz? Pek iyi değilim. Kayınbiraderim kaza geçirdi. Durumu çok ağır. Aa, büyük geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ olun. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Hı hı. Ben sizi başka bir şey için rahatsız ettim. Bir 5 dakikanız var mı? Tabii, buyurun. Nazan Hanım, sizden bir ricam olacak. Evet. Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Oğlumla ilgili. Size bir sır vereceğim. Sır mı? Ne demek istiyorsun Sanzade Hanım? Nazan Hanım, yalvarırım. Bana yardım edin ne olur. Delirmek üzereyim. Tamam, tamam. Şöyle içeri geçelim. Bembeyaz oldunuz. Şöyle geç. Nazan Hanım, bu konuştuklarımızın aramızda kalacağına söz verir misiniz? Tabii, söz veriyorum. Siz sakin olun. Hadi anlatın. Ömer Asaf normal yollarla doğmadı. Suni döllenme. Bilmediğim bir vericiden sperm nakli yapıldı. Ömer'in babasını bilmiyorum. Galip Bey öz babası değil mi yani? Değil. Peki Galip Bey bunu biliyor mu? Biliyor. Öyleyse benden ne istiyorsunuz Hanzade Hanım? Benim şüphelerim var. Nasıl yani? Bu verici tanıdığım biri olabilir. Anlatması çok zor. Ama şüphelendiğim biri var. Yani size tanıdığınız birinden mi enjekte edildiğinden şüpheleniyorsunuz? Evet. Kim? Kayınbiraderim. Ah. Emin misiniz Hanzade Hanım? Delirmek üzereyim. Biraz önce öğrendim. Oğlumun kanı amcasıyla aynı. Ama bu bir tesadüf de olabilir. Bir tek kayınbiraderimle oğlumun kanları B negatif. Ailede bir tek ikisinin kanı tutuyor. Bu olabilir. Yani neyi ispatlar ki? Kayınvalidem torununu çok seviyor. Canı gibi. Yani? Ya aileden birinden olsun diye Akın'dan sperm aldırdıysa? Bana yardım edin Nazan Hanım. Gerçeği öğrenmem lazım. Yapmayın Hanzade Hanım. Ben böyle karışık işlerden çok çekinirim. Mesleki olarak da kabul edebilmem mümkün değil. Ya lütfen karıştırmayın beni bu işe. Ama siz yapamam. Başka kimseye anlatamam. Yalvarıyorum yardım edin bana. Anlamıyor musunuz Hanzade Hanım? Ben böyle şeylerden çekinirim. Bir hasta-doktor ilişkisinden bahsetmiyorum. Bir kadın olarak yalvarıyorum. Hanzade Hanım yapmayın. Yalvarıyorum, yanıldığımı kanıtlayın bana. Amcası çocuğumun babası mı değil mi bunu bilmek istiyorum. Ağlamayın. Eminim değildir. Böyle bir şey kimseye yapılamaz. Ya ne olur basit bir babalık testi yaptıracaksınız. Siz Akın'ın kanını alabilirsiniz. Ben de Ömer Asaf'ı size getireceğim. Bir bahaneyle kanını alırız. Sizin tanıdığınız laboratuvarlar vardır. Ne olur yardım edin bana. Peki yapacağım ama boşuna endişe ediyorsunuz. İnşallah. Ben birazdan oğlumu getireceğim size, tamam mı? Peki tamam. Akif amca. Siz biraz eve gitseniz, dinlenseniz.
İyi de Galip, sizi böyle bırakıp gitmek olmaz. Olur olur. Ben birazdan bizimkileri de yollayacağım. Gidelim o zaman Hatun'a. Galip abi, bir gelişme olursa ararsınız değil mi? Ararım tabii, merak etme. Hanzade, nerelerdeydin sen? Akın çıktı mı ameliyattan? Çıktı çok şükür. Ama yoğun bakımı aldılar. Sen iyi misin? İyiyim. Sakın bizimkilere belli etme, bir şey söyleyeceğim. Hanzade, polis Akın'ın intihar etmiş olabileceğini söyledi. Ne? Şşşt, çaktırma. Duyarlarsa yıkılırlar. Nasıl olmuş peki? Polise göre arabayı kasten sürmüş ağaca. Ah, ben biliyordum böyle bir şey yapacağını. Doktorla konuşmaya gidiyorum tamam. Ben. Ömerciğim, gel bakayım. Oğlum, yukarı çıkalım, sana alerji testi yaptıracağım. Niye o? Öyle gerekiyor. Canım acımayacak değil mi? Hayır. Anne. He? Biz 10 dakikaya kadar geleceğiz. Tamam. Ömerciğim, Nazan Hanım hatırladın mı? Merhaba. Merhaba Ömer Asaf. Otur bakalım. Bana ne yapacaksınız? Test yapmak için çok az kana ihtiyacım var, onu alacağım. Anne acımayacak değil mi? Acımayacak canım. İşte bitti. Geçmiş olsun Ömer Asaf. Sağ ol. Bastır. Ömerciğim, sen biraz babanların yanına in, ben de geliyorum. Tamam. Nazan Hanım, bu kan babalık testi için yeterli değil mi? Yeterli. Akın'ın kanı? Söylediğinizi yapacağım. Yoğun bakıma gidip ondan da kan alacağım. Yaptıklarınızın karşılığını nasıl öderim bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Güvendiğim bir laboratuvar da var. Testi de orada yapacağım. Ne zaman sonuçlanır? Yarın sabah elimizde olur. Sağ olun. Allah'ım, sen bana yardım et. Ömer'in babası Akın'sa yaşayamam ben. Bu utançla yaşayamam.